Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Geldik yüksek mahkemelere. Yüksek mahkemelerin birincisi olan anayasa mahkemesi anlatacağım. Bir, bir girizgah yapmıştım bir önceki videoda. Şimdi ise arkadaşlar anayasa mahkemesi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neyi göreceğiz burada? Anayasa mahkemesi. Sonrasında yargıtay, sonrasında danıştay, sonrasında uyuşmazlık mahkemesi. En sonunda da hakimler savcılar kurulundan bahsedeceğim. Siz sınava girdiğinizde bana bak. Karşınıza gelebilecek tüm sorulara yargı kısmı için konuşuyorum. Bulmaca çözer gibi çözeceksiniz. Çünkü ben size o şekilde anlatacağım. Bak bulmaca çözeceğiz. İşin mantığını öğreneceksin. Sonrasında bulmaca çözeceksin. Biraz yüksek sesle konuşmamam gerekiyor. Komşular saat 1'i buldu arkadaşlar. Sabah 6'da kalkacağım. Şu videoyu çekeyim Yusuf'a gönderin Bir an önce yayınlasın diye çekiyorum. E, Tabi istek var video çekme isteği olmazsa çekmem. İstek var. E, çok güzel yerlere değineceğim bu videoda. E, çok e, mesela çıkmış sorular, adli hakimlik, idare hakimlikte, raportörlük yardımcılığı 2011 yılında yapılan raportörlük yardımcılığı sınavı, e, kaymakamlık sınavında vurgu yaptıkları yerleri biliyoruz. Oralara hakimiz. Onda bir problem yok. Ben size konuyu anlatar ki anlatırken, anlatarken anlatırken bunları da dikkate alacağım. Tamam? Bana güven. Buradan gelecek soruyu kesinlikle kaçırmayacaksın. Ve senin için, herkes için imkansız gibi görünen soru senin için tek bir soru olacak. Herkes sınav çıktıktan sonra o soruyu tartışırken, değerlendirirken sen geçeceksin, duymayacaksın. Çünkü sen o soruyu yaptın. Tamam? Emin ol yaptım diyeceksin. Haydi gel şu Artık kaymakam mı olacağız, hakim mi olacağız, uzman memur mu olacağız? Yoksa KPSB ile atanıp bir kurumda memur olarak mı başlayacağız bilmiyorum. Yolun neresindesin onu da bilmiyorum. Hangi Türkiye'nin hangi ilinden beni dinliyorsun? Tek başınasın belki. Sen de geçiş şu an saat 1'de beni dinliyor olabilirsin. Veya bir kulübede bir nöbet noktasında beni dinliyor olabilirsin. Ama doğru bir yerdesin. Ben sana inanıyorum. Sen de bana inan. Haydi başlayalım. Şimdi Arkadaşlar yüksek mahkemeler. Yüksek mahkemelerden bahsettim. Bunlar 6 tane ediyor. Uyda diyorduk. Hatırladınız mı? Uyda. 3A bir duy diyorduk. Ve ayimli askeri yargıtay kaldırıldı. Bunların yetkilerinin bir kısmı yargıtaya bir kısmı danıştaya aktarıldı. Artık askeri yüksek idare mahkemesi ve askeri yargıtay mahkemesi yok. 4 yüksek mahkeme var. Beşincisi cevap olur. Yani bunlar şaşırıp da biraz kolay sınavı yapalım. Yargıta, yargıdan çıkacak soruyu da aşağıdaki hangisi yüksek mahkemelerden biri değildir tarzında bir soru yapalım derlerse yapın. Yaparken de amana sakın arkadaşlar böyle sinirlenmeyin. Tamam bak daha uygun bir cümle kullanıyorum. Sinirlenmeyin. Moralinizi bozmayın. Yapın geçin. Mutlaka onu da yapamayacaklar. Çıkacaktır. Siz rahat olun. Biz en zorunu en zorunu görelim siz yapın geçin. Varsın bunu sorsunlar. Şuraya E şıkkına hakime, savcılar, kurul desinler veya E şıkkına askeri askeri yargıtay desin. Veya E şıkkına AYİM desin. Fark etmez. Bunlar yüksek mahkeme değil diyeceksin. Devam ediyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi. Pür dikkat beni dinle. Önemli olan 15 sayısını bilmen değil. Önemli olan başka şeyle. Gel buraya. Anladın değil mi? Pür dikkat Bak bakın arkadaşlar ben size Pomodoro tekniğiyle ders çalışın diyorum hocam Pomodoro ne size e, rehberlik videosunu anlattım oynatma listesine rehberlik videosuna gel veya da Pomodoro hukuk öğretmeni yaz karşına çıkar verimli ders çalışma yöntemi Pomodoro Pomodoro yöntemiyle şu dersleri çalışın şu videoları izleyin tamam çok daha verimli olacaktır bakın pür dikkat beni dinle başka şeyle ilgilenme bak buraya Anayasa Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin 15 üyesi var. Bunu bir kere yazdık. 15 üye. Bu 15 üyenin 3 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi atarken seçerken bunun 12 tanesini ise kim seçiyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani 3 üye Türkiye Büyük Millet Meclisinden 12 3 üye Türkiye Büyük Millet Meclisinden 12 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Nereye? Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi bana bak bana. Bana bak. Diyecek ki soru. Yukarıya verecek. 1. Anayasa Mahkemesi. 1. Yargıtay. 2. Danıştay. 3. YÖK. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 5. Cumhurbaşkanı. Anladın değil mi? Yargıtay, Danıştay, YÖK. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı. Beş şık koymuş yukarıya. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin anayasa mahkemesine üye seçme yetkisi vardır? Kimin üye seçme yetkisi var? Cumhurbaşkanının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Soruya bak. Anladın değil mi farkı? Bak. Cumhurbaşkanının o seçtiği 12 üyeyi 3 tanesini Yargıtay, 2 tanesini Danıştay 3 tanesini YÖK adayı gösteriyor. Kime? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bu Danıştay'ın, bu Yargıtay'ın, bu YÖK'ün gösterdiği adaylar içerisinden alıyor ve götürüp Anayasa Mahkemesi'ne atıyor. Seçiyor. Tamam. Ama yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi de kendisine Sayıştay ve Barolar aday gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterilmiş olan bu adaydan alıyor. Anayasa Mahkemesi'ne atıyor. Şimdi buradan alıp atama işini seçme işini yapan kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı. İşte herkes bu soruda bu soruda ne yapacak? 1, 2, 3, 4, 5'i alacak. Diyecek ki hepsi bir kısmı aday gösteriyor. Bir kısmı, bir kısmı da atıyor. Ama soruya dikkat et. Aday gösteren demiyor. Anayasa Mahkemesi'ne seçme etkisi kimlerde var diyor. Kimlerde var? 3 üyeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 üyeli Cumhurbaşkanı da var. Nasıl soru? Nasıl soru? Bak devam ediyorum. Devam ediyorum. Daha adım adım. Demek ki 15 üye dedin. 3 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 üye Cumhurbaşkanı. Bunlar seçer. Başka kimsenin Anayasa Mahkemesi'ne seçme yetkisi yok. Fakat anayasa mahkemesine bu seçecek kişilere aday gösterme yetkisi var. Anladın değil mi? Nasıl gidiyor? Hadi bakalım. Devam. Çık ekrandan. Kendimi alamıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim sistemde iki tarafta şeyler var. Böyle ışıklar var. Tamam bak aydınlık oluyor. Işıklar var. Bir tarafta da benim bilgisayar var. Kendimi bilgisayardan görüyorum. Ya yani televizyon ekranı gibi bilgisayar var. Arada bir gözümü alamıyorum yani kendimden. Şimdi i̇şte sürekli bana bakıyoruz ama ben de arada bir kendime göz, göz atıyorum. Geçen asansördeyim. Aynaya bir baktım. alamadım kendimi. İneceğim katı kaçırmışım. Şimdi arkadaşlar. Ya ne diyorsun sen be adam. Sus ders anlat. Tövbe yarabbim. 3 üye Türkiye Büyük Meclisi 12 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Devam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçeceği bu 3 üyenin ikisini Sayıştay tarafından her boş koltuk için üçer aday gösterilecek şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aday gösterir. Bir üyeyi de baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri 3 aday içinden yapacağı gizli oyla kim seçiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adaylarını kim seçiyormuş? Yani e, adaylarını kim belirliyormuş? İki adayı Sayıştay, bir adayı nereden geliyor? Barolardan geliyor. Tamam Ve her koltuk için 3 aday gösteriyorsun meclise. Mesela kim? Barolar. Baro kaç tane aday gösterme hakkı var? Barodan kaç kişi atanacak meclis tarafına? Bir kişi. O zaman baro o bir koltuk için 3 aday gösteriyor. Tamam Aynı şekilde Sayıştay. kaç atanacak? İki kişi atanacak? 2 kişi atanacak. Sayıştay o 2 koltuk için kaç kişi aday gösteriyor? 3, 3, 6 kişi. Anladın değil mi? Devam. Türkiye Büyük Meclisi yapılacak bu seçimde her boş üye için ilk oylamada üye tam sayısının 3'te 2. ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu. ikinci oylamada en çok oyu alan 2 aday en 3. E, oylamaya kalır. 3. oylamada ise bunları geçen en fazla oyu alan kişi atanır. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Bu size Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimini ve kamu kamu baş denetçisinin seçimini hatırlatması lazım. Ama burada farklı var. Normalde Türkiye Büyük Meclisi başkanlık seçimi ve kan başlayıcı başkanlık seçiminde ne olurdu? Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur ve dördüncü tur karşımıza çıkardı. Birinci turda arkadaşlar 2 bölü 3, ikinci turda 2 bölü 3, üçüncü turda salt çoğunluk, salt çoğunluk, dördüncü turda en çok oy alan, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü tura kalırdı. Arasından en çok oy alan seçilirdi. Hatırladık mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık başkanlığı seçimi ve kamu başkanlığının seçimi. Ama buradaki farklı olay ne arkadaşlar? Dördüncü tur var mı? Yok. Burada 3 turda işlem halloluyor. oluyor. Yani sizin şu 2 tane 2 bölü 3 aradığınız yerin bir tanesini adam kaldırmış. Demiş ki birinci tur 2 bölü 3. ikinci tur saat çoğunluk. Üçüncü turda en çok oy, oy alan 2 kişi kalır. Öyle seçilir. Kafan karışmasın. Bir tur eksiltmişler. Tamam. İşte bu eksikliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın seçimi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne üye seçerken yaptığı turlu sistem farklı olmuş oluyor. Aynı olmuşu, aynı olmamış oluyor. Anladın değil mi aradaki farka? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Önünde notlar var zaten. Bunları anlamış olman gerekiyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi artık 3 adayı belirledi. Geriye kaldı kaç aday? Cumhurbaşkanı belirleyeceği 12 aday. İşte 12 kişiyi Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek. Bunun 3 üyesini Yargıtay'dan, 2 üyesini Danıştay'dan, 3 üyesini Yüksek Öğretim Kurumu'ndan yani YÖK'ten alacak, atayacak Cumhurbaşkanı. Ve 4 üyeyi de Birileri Cumhurbaşkanı'na aday göstermeyecek. Cumhurbaşkanı resen kendisi belirleyecek ve atayacak. Tamam mı? Bak Yargıtay 3 üye gösterirken Danıştay 3 üye gösterir, 2 üye gösterirken YÖK 3 üye belirlerken her koltuk için 3 aday belirliyor. Tamam mı? Bakın arkadaşlar ben bunu üstüne vura vura bak şimdi burada da çok etkileneceksin. Ben bunu sınıflarda anlatırken aman ha aman arkadaşlar Bakın bir yere seçim yapılacaksa, meclis bir yere birilerini seçecekse, cumhurbaşkanı bir yere birini seçecekse her zaman cumhurbaşkanının önüne o tek koltuk için 3 aday gelir. O tek koltuk için 3 aday gelir. Cumhurbaşkanı, meclis bu 3 adaydan birini alıyor, atıyor. Sistem bu. Her koltuk için kaç aday geliyor? 3. Ama bunun bir tane istisnası var. Sınavda çıkarsa döker dedim. 2012 KPS alan grubunda sordular. Tamam. Bakın sordular. Neyi sordular biliyor musun? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Normalde Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye atama yetkisi yok. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Başsavcı vekilini Cumhurbaşkanı atıyor. Soru neydi biliyor musun? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını atayan Cumhurbaşkanı'na atama yapması için o koltuk için kaç aday gösterilir? Herkes neyi işaretledi? 3 aday gösterildi işaretledi. Tek istisna bu 5 aday gösterilir. Anladın mı? Her şey için Cumhurbaşkanı meclise 3 aday göster. Sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılık seçimi için 5 aday gösteriyorsun. Nasıl fark? Fark burada işte. Öste bu soruyu hazırlayanlar da bunların farkında. Tamam. Sen kitaptan açar okursun. Bu ayrımı görmezsen soru gitti. Tamam soru gitti. Anladın değil mi? Aman hocam aman kaçırmayacağız. Tamam kaçırmayacağız. Sonra sen hakim olacaksın. Kaymakam olacaksın. Bak saat 1 olmuş. Ben sana dil döküyorum. Siz beni makama çağıracaksın. Hocam gel öğle yemeğini beraber yiyeyim. Ben de kesinlikle öyle bir şeye e, hayır demem yani. Hemen ne gelirim. Tamam, belki şehir dışındayımdır. Ya hocam ne şehir dışı ya? Ben senin uçak biletini ayarladım da dersen var ya. Ü ü, uça uça gelirim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Şimdi e, üçer aday dedik. Gel, gel buraya. Gel buraya. Kendine gel. Gel buraya. Şimdi o hocam canın sağ olsun diyenleri ben biliyorum. Atandıktan sonra abonelikten bile çıkıyorlar. Ulan var ya. Neyse canın sağ olsun. Şimdi arkadaşlar bu Yargıtay ve Danıştay'ın genel kurulları kendi başkan ve üyeleri arasından her boş koltuk için 3 aday. En az ikisi hukukçu olacak bunların. Tamam mı? Devam ediyorum. 3 aya 3 3 aya diyorum. 3 aya kalacak. 3 aya kalmaz. Sen atanacaksın. 3 üye Gök Kurulu'nun kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumlarından hukuk, iktisat, siyasal bilme dallarında öğretim görevlisi olan profesör ve doçentler arasından 3 aday. 3 üye varsa o zaman 9 tane aday gösterilecek. Tamam mı? Mantık o. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı kimse aday göstermeden üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim mesajlar ve en az 5 yıllık raportörlük yapmış olanlar arasından seçilir. Şimdi burada da şöyle bir soru geliyor. Cumhurbaşkanının kimsenin aday göstermeden doğrudan doğruya atayabileceklerden biri değildir deniyor. A'ya üst kademe yöneticisi, B'ye serbest avukatlar, C'ye birinci sınıf hakim mesajcılar, D'ye en az 5 yıllık raportörler arasından eee işte e7 arkadaşlar Sayıştay üyeleri arasından diyor tamam mı? İşte sen de şunu işaretleyip geçeceksin. Veya E'ye barolar arasından barolar arasından der baroyu işaretleyip geçeceksin. Yani üst kademe üyesi serbest avukatlar 5 yıllık raportörlük, raportörlük yapmış raportörler arasından ve 1. sınıf hakim ve savcı arasından cumhurbaşkanına kimse aday göstermeden hop Cumhurbaşkanı bunu doğrudan kendisi atıyor. Yani şimdi birazdan tablo çizeceğim. Yani demeyeceğim orada diyeceğim. Devam. Devam. Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilebilmek için 45 yaşını doldurmuş olacaksın. 45'lik olacaksın. Tamam mı? 45'lik diyorum. 45'lik bir teyze 45'lik bir amca olacaksın. Benim daha bir 10 yılım falan var. 45'lik amca olmaya. Tamam mı? 10 yılda değil. 12 yıl falan. Şimdi yüksek öğretim kurumlarına bak Bakmayın kaporta genç. İki çocuk babasıyız. Yüksek öğretim kurumları kurumları öğretim üyeleri profesör ve doşetler arasından avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerin en az 20 yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hakim ve savcıların en az 20 yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Yani yük yük arasından çıkacaksa prof doşet olacaksın. Yaş 45 olacak, 45'lik olacaksın tamam mı? Ve avukattan 20 yıl avukatlık, üst kademe yöneticisin 20 yıl üst kademe yöneticiliği. İşte hakim, birinci sınıf hakim ve savcıysan 20 yıl bu hizmeti fiilen yapmış olma şartı gerekiyor. 20 yılı unutma, 45'liği unutma. Tamam mı? Devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin başkanını kim seçer? İşte bunu da size derler ki Anayasa Mahkemesi'nin başkanını Ahmet seçer, Mehmet seçer, Cumhurbaşkanı seçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Seçer de seçer. Ne diyeceğim biliyor musun? Anayasa Mahkemesi'nin başkanını kendi üyeler arasında seçilir diyeceğim İşaretleyip geçeceksin. Bırak Ahmet Cumhurbaşkanı desin, Mehmet meclis seçer desin. Sen onunla ilgilenmeyeceksin. Tamam. Kim seçer kardeşim Anayasa Mahkemesi'nin başkanını? Kendi üyeler arasından seçilir diyeceksin. Devam. Hocam şunu da söylemeden geçmeyelim. Salt çoğunluk 4 yıllığına seçilecektir. Bu başkan. Bak başkan 4 yıllığına seçiliyor. Normalde Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin görev süresi 12 yıl. Tamam. Anayasa Mahkemesi'nin başkanının görev süresi 4 yıl. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıl. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilir mi? Seçilemez. Ama tabloyu geçmiyorum. Şimdi kendine gel. Devam. Anayasa Mahkemesi'nin toplam 15 üyesi var. 15 üyenin 3 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi. Güzel çiz ya. Bak buraya bak. 3 üyeyi 15 üyesi var. Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bak bu notu almışsındır. Bu tablo yeri boştur. Şimdi bunu ben çizeceğim. Olayın mantığını anlatacağım. Bunun 12 üyesini 12 üyeyi kim seçer arkadaşlar? On iki üyeyi Cumhurbaşkanı seçer. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Seçtiği 3 üyenin ikisi arkadaşlar Sayıştay tarafından aday gösterilir. Sayıştay tarafından. Bir tanesi Barolar tarafından aday gösterilir. Cumhurbaşkanı seçtiği 12 üyenin 3 tanesini Yargıtay. 2 tanesini Danıştay. 3 tanesini YÖK. 4 tanesini Cumhurbaşkanı Resen seçer. Tamam mı? Şimdi buraya kadar bir program var mı? Bak tabloya bak. Şimdi kırmızıyı aldım. 1 Sayıştay 2 Barolar Bak soruya bak. Pür dikkat burayı dinle. 3 Yargıtay 4 Danıştay Bu birinci soru. Tamam. Bu birinci soru. Bak buraya şimdi. Buradasın değil mi? Soru şu. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne seçeceği üyeleri yukarıdakilerden hangisi aday gösterir? Of! Soruya bak. Tekrar söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne seçtiği üyeleri kimler aday gösterir? Cevap bak buraya cevap. 1 1 2 Tekrar soruyorum. Başka bir soru. Cumhur yukarıdakilerden hangisinin gösterdiği adayları Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atar? Cevap Yargıtay ve Danıştay diyeceksin. Sayıştay ve Barolar'ın gösterdiği adayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir soru tipi. Bak bu bir soru tipidir ve çıkmış sorulardan bir tanesidir. Devam. Bunu soruyor adamlar. Bu göze bakacaksın üyelere. Tamam mı? Sonra bak şimdi. Silge. Ya var ya deli bir şey ya. Ciddi masrafa girdik. Kredi kartlarına boğulduk ama os Değecek inşallah. O borçlarda bir şekilde ödenecek. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. 5 diyorum. 5 diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi soruya bak siyah soruya bak soru şu yukarıdakilerden hangisinin anayasa mahkemesine üye seçme yetkisi vardır cevap cevap ver bana yukarıdakilerden hangisinin anayasa mahkemesine üye seçme yetkisi vardır ne cevap burada hepsi mi bekle hepsi Bak beni sinir etme. Hepsi falan değil. Kimin üye seçme etkisi var? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın. Burada hangisi var? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalnız 5 cevap. Ya hocam sen sabahtan belli ne diyorsun? Sayıştay, Baroların, Yargıtay, Danıştay'ın bunlar da... Bunlar üye seçmiyor. Bunlar seçecek kişiye üye aday gösteriyor. Anladın değil mi? Umarım anlamışsındır. Hala anlamadıysan bana kızma ben sorumluluğu üstümden attım. Bu üye seçiminin bu gözle bakmadıysan ve arkadaşlarım bu gözle çalışmadıysa sen bu soruları onlara sor. Lütfen al bu soruları o arkadaşlarına bir sor bakayım. Tamam Emin ol ki yani çok istisnai öğrenciler yapacaktır. Haydi bakalım. Onları da abone etmeyi unutma kanala. Şimdi arkadaşlar nerede geldik? Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi. Burada bırakacağım. Çok konuştum bunun üzerine. Arkadaşlar kanala abone etmeyi unutma. Çok verimli bir ders geçtiğini düşünüyorum. E, ciddi emek verdik. Bu, bu tarzda anlatımı yakalamak kolay bir şey değil arkadaşlar. İşinizi bu videolar çok rahatlıkla görecektir. Kendine iyi bak. Saat oldu 1'e 3 var. Kendine iyi bak. Benim biraz uykum geldi. Sabah 6'da kalkacağım. Bugünlük son videoydu bu. Sabah e, git gel vesaire. Akşam 9'u onu bulur benim eve tekrar gelmem. 1-2 saat çocuklarla oynarım. Sonra tekrar e, 2-3 video daha çekerim. Bir an önce bunları bitireceğim inşallah. Sen de e, gerek B grubu için gerek A grubu için hakimlik, adli hakimlik, idare hakimlik için çok rahatlıkla bu videolardan yararlanabilirsin. Videoyu beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. kal.